İyi pazarlar. Bu hafta Manje'de İstanbul Kafkas Kültür Derneği konuğumuz, namı diğer Bağlarbaşı Derneği. İki değerli konuğumuz var. İstanbul Kafkas Kültür Derneği Başkanı Canberk Dinçer ve Yönetim Kurulu Üyesi Nefin Çakır. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İsterseniz sizden başlayalım. Bağlarbaşı Derneği'nin faaliyetlerinden bahsedeceğiz ama önce evveliyatından bahsedelim biraz. Yani ne zaman kuruldu, ne tarz faaliyetlerde bulundu yıllar içerisinde? Yani ilk kuruluş yılı aslında Dosyalı Yardımlaşma Derneği olarak 1949. Fakat içinde Azerilerin de bulunduğu bir grup ayrıldıktan sonra 1952'de Kafkas Kültür Derneği olarak yaşamına devam ediyor. Dolayısıyla biz 1952 yılını aslında derneğimizin kuruluş yıl dönümü kabul ediyoruz. Bu yıl ise 2017'de, yani bu sezonu kapattık, gelecek sezon 65. yılımızı kutlayacağız. 65 yıl önce kurulmuş bir dernek. 1969 yılında satın alınıp 1970 yılında Bağlarbaşı'nda şu anki binasında en azından bir kısmında faaliyet gösteren bir dernek. Dolayısıyla ben 69 doğumluyum. Neredeyse benim yaşım kadar, 47 yaşındayım. O bölgede bulunduğu için de aslında herkes tarafından tüm Türkiye'de bilinen adıyla Bağlarbaşı diye anılan bir yapıyız. İşte Anadolu'da mesela ben Gönenliyim. Gönen'de Bağlarbaşı Derneği'nden İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nden bahsettiğimizde bazı büyüklerimiz o dernek yeni mi kuruldu falan diyorlar. Evet. Çünkü herkes Bağlarbaşı Derneği diye biliyor İstanbul'u. Bu bir ilginç bir anekdot anlatmama müsaade edin. Ben bu sene 8. yılım olacak yönetim kurulunda. Hep yönetim kurulundaydım son yıllarda. Ben başlamadan önceki yönetim kurulunun şöyle bir amacı vardı. Kendilerince de haklılardı. Yani biz bir semt derneği gibi anılmayalım. Biz İstanbul Kafkas Kültür Derneği'yiz ve bu Bağlarbaşı'nı çok kullanmayalım. Sorulduğu zaman İstanbul Kafkas Kültür Derneği'yiz diyelim diye bir karar almışlar ama biz belki de onların yıllarca ya da kendi dönemleri boyunca yapmaya çalıştığı şeyi bozmuş olduk. Çünkü biz de Bağlarbaşı ismini çok seviyoruz. Bizden öncekilerin, büyüklerimizin koyduğu bir Bağlarbaşı ruhu diye tabir edilen bir duruş var. Bununla zaman zaman dalga geçildiğine de çok tanık oluyoruz inceden. Ama Bağlarbaşı bir isim değeri olduğuna inanıyoruz. Bizi temsil ettiğine çok inanıyoruz. O bölgede anılmak, İstanbul'da anılmak kadar bizim için değerli. Dolayısıyla biz de inadına hani ismimizin içinde resmi olarak bir Bağlarbaşı geçmiyor, adresimizde olan bir şeyi kendi söylemimizde inadına nereden hangi dernek Bağlarbaşı demeyi çok daha pratik buluyoruz. Çünkü çok daha kolay anlatıyorsunuz kim olduğunuzu. Aslında herhalde Bağlarbaşı civarında çok ciddi bir Çerkez lokasyonu yok. Ama Anadolu yakasının birçok yerinden ulaşımı çok rahat olduğu için Anadolu yakasının Çerkezlerinin çoğunun... Yıllar önce geldiği... vardı. Yani hala Üsküdar'da yerleşik oturan Çerkez sayısı çok fazladır. Ama yıllar önce daha fazlaydı benim bildiğim kadarıyla. Şu anda da Bağlarbaşı gençlerinin birçoğu Bağlarbaşı'nda oturuyor, bir tanesi Nefin. Evet. Ama yani zaten 70'lerin İstanbul'unu düşündüğünüz zaman şu ankinden çok daha düşük, küçük bir şehirden bahsediyoruz. Ve o bölgede özellikle Üsküdar'da Çerkezlerin çok yoğun yaşadığını hepimiz biliyoruz yerleşik olarak. Şu an eskisi kadar değil ama bildiğim kadarıyla. Şu an daha çok öğrenciler ve öğrencilikten sonra iş hayatına atılan çalışmaya başlamış. Daha çok gençler herhalde. Evet, gençlerden oluşan bir kitle. Aramızda hatta bir tane evli çiftimiz de var atılan. Evet, evli çiftimiz de var bir tane. Ama genelde dediğin gibi üniversiteyi bitirmiş, iş hayatına atılmış ya da öğrenciliğini devam ettiren gençlerden oluşan bir, özellikle derneğe yakın tarafında oturan Bağlarbaşı'nın bir kitle var gerçekten. Ben de kısa bir süre Bağlarbaşı civarında oturmuş birisi olarak o dernekle o evler arasındaki irtibatı bayağı iyi biliyorum. Evle dernek aynı. Yani dernek aslında mevcut hacminden çok daha geniş aslında. Çünkü evler de derneğin bir parçası gibi. Doğru. Pratikte bir aslında Bağlarbaşı Üsküdar Bölgesi Derneği değil. İşte yani biz öğrenciyken karşı yakada, Avrupa yakasında oturuyorduk. Yine Bağlarbaşı'nın gençleriydik. Ben şu anda Küçükyalı'da oturuyorum. İşte net söyleyeyim, Silivri'den gelen arkadaşımız bile var. Geçen sene yönetim kurulu üyelerimizden bir tanesi Silivri'den gelip gidiyordu. Ama biz Bağlarbaşı olarak anılmayı seviyoruz. O isim bize çok sıcak, sempatik geliyor. Bir de bu 65 yıl olmuş derneğin varlığını sürdüreli. Aynı bölgede işte 69'dan beri bulunuyor. Bu bir taraftan kurumsal devamlılığı da sağlıyor herhalde. Evet. Çünkü işte normal bir
hemşeri derneği ya da herhangi bir dayanışma derneği gibi değil. Hı hı. İşte insanlar yönetime gelip dernek faaliyetlerine katılıp ondan sonra ortadan çekilmiyorlar. Çünkü benim bildiğim bile böyle torunları Bağlarbaşı Derneği'nin miniklerinde oynayan büyüklerimiz var herhalde. Var öyle gerçekten de. Benim annemin, babamın, işte dayılarımın, amcalarımın Bağlarbaşı Derneği'nin 1970'li yıllarda onların genç olduğu dönemlerde katıldıkları etkinliklerde çektirmiş oldukları fotoğraflar var. Hatta şöyle güzel bir tarafı var. Senin dediğin gibi farklı jenerasyonlar yine aynı yapıyı, aynı kültürü, kurumu sahiplenip orada yine faaliyetlerine devam etmeye çalışıyorlar. Jenerasyonlar değişse de. Şimdi benim ailem Eskişehir'de yaşıyor ama onların Bağlarbaşı'ndaki gençlik arkadaşlarının çocuklarıyla ben burada tanıştım. İstanbul'a geldiğimde tanıştım. Onlarla dostluklar oluşturdum. Şimdi biz o dostluğu burada devam ettiriyoruz. Yani sonradan belirli kopmalar olmuş olsa bile ailelerin ya da gençlerin arasında bir araya geliyorlar. Yine tekrar tarih insanları bir araya getiriyor. Yani bir bu sosyal bir merkez oluyor herhalde. Yani insanlar bir süre iş hayatları vesaireyle uzaklaşsalar bile, atıyorum Anadolu'ya gitseler bile çocuğu üniversite kazandığında Bağlarbaşı Derneği'ne yönlendiriyor belki. Evet. Ya da iş hayatına geldiğinde Bağlarbaşı Derneği'ne yönlendiriyor. Sizin yaş grubunun da var mı abi böyle? Bir tanesi benim. Benim babam Bağlarbaşı'nın gençlerinden biriydi. Annem babam daha sonra Ankara Derneği'nde tanışıp evlenen, yuva kuran bir çift. İstanbul'a okumaya geldiğim zaman bana verilen adres zaten Bağlarbaşı'na git. Hani zaten orada hazır bir çevre, bir çeşit hazır bir çevre vardı. Bunun çok örneği var. Yani bir nevi İstanbul'da aslında biz hepimiz o gözle bakıyoruz derneğimize. Yani günlük iş hayatının koşuşturmasından çıkıp kendi insanlarımızla derin nefesler alabildiğimiz bir sığınak bizim için Bağlarbaşı. Tüm derneklerimiz öyle tabii. Biz Bağlarbaşı'nın daha çok müdavimleri olduğumuz için böyle konuşuyorum. Hani kentte, köyde yitirdiklerimizi derneklerimizde buluyoruz ya da arıyoruz. Dolayısıyla evet çocuklarımızı da getiriyoruz. Evet büyüklerimiz de gelmişti. Muhtemelen diliyoruz, umuyoruz ki torunlarımız da gelsin gitsinler. Bu dernekler bu yapılarını koruyabilsinler önümüzdeki yıl. Herhalde babanızın torunları babamın torunları dernekte geliyorlar. Evet, yani. Üçüncü kuşak geliyor Bağlarbaşı'na şu an. Bir de derneklerin yani Türkiye'deki Kafkas derneklerinin genelinde ekip faaliyetleri yani dans grupları faaliyetleri Çerkezler arasında ekip olarak biliniyor ama dışarıda bilinen adıyla dans faaliyetleri Çerkez derneklerinde, Kafkas derneklerinde bir çekim merkezi. Bağlarbaşı evet. Derneği'nde de bildiğim kadarıyla çok ciddi bir sirkülasyon var ve çok fazla ekip var. Var. Var, evet. Yani bu aslında çok böyle tartışmaya çok açık bir konu. Yani bir yandan yitip giden bir kültür var ortada. Bir yandan Çerkezler sürekli oynayacaklar mı diye eleştirilere maruz kalıyor. Oynayanlar en azından. Bu beraber yapmayı sevdiğimiz bir şey. Yani bunu hiç böyle başka yere bence çekmeye gerek yok. Biz birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz. Hani ekip amaç mıdır, araç mıdır? Bizim için hiç tartışmaz bir şekilde ekip araçtır. Bizi bir araya getiren, bizi sosyalleştiren, düzenli olarak birbirimizi görmemizi sağlayan bir nevi tutkal belki de bizim aramızda. En azından biz öyle kullanmak istiyoruz kendi derneğimizde. Gerçekten çok değişik yaş gruplarında ekipler var. En küçük Meşbev diye bir topluluğumuz var, Uğur Böceklerimiz. Onlardan bir büyük Mafe grubumuz var. Bir büyük üniversite yaş grubu Mazenef Gençler Mazenef var. Bir büyük biz varız ama bizden daha önce kurulduğu için Yamçı'dan Yamçı'nın hatrını şeyini hakkını teslim etmek lazım. Yamçı grubumuz bizim de üst yaş grubumuz abilerimizden. İkinci bahar derlerdi galiba. Evet. Yamçı kurulduğu zaman çok yadırganmıştı ama sonra aslında ilk kuran da o yaş grubu ekibi Bağlarbaşı değil benim bildiğim kadarıyla Ankara Çerkez Derneği kurdu. Daha sonra Yamçı kuruldu. Daha sonra bizim yaş grubu, bizim beraber zamanda derneğe gelip gittiğimiz arkadaşlar biz niye kurmuyoruz dediklerinde en çok muhalefet eden bendim. Yani ya yeterince koşturmuyoruz. Sonra en çok oynayan da siz oldunuz. Öyle olduğum gibi gözükse de öyle anılmak çok istemiyorum tabii. Evet yani
bu yıl 4. yılını bizim en azından Marj'a geçirdi ama ben hani bilmeyenlere söylemek isterim. Sen de bu yönde bir gözlemini bana anlatmıştın. Gerçekten birbirini çok seven ve birbiriyle vakit geçirmeyi seven insanlardan oluşuyor. Ama ötesinde şu var. Bizim yaş grubumuz şu anda bütün gençlerimizi tanıyor. Ve bütün gençlerimiz bizim yaş grubumuzu tanıyor. Bunun tek nedeni aslında Marj'a ekibinin her yaştan katılımcısı olmasıdır. Yani Marj'a 16 yaşındaki gencimiz de gelir. 60-65 yaşında katılımcımız da bir dönem oldu. O daha sonra tempoyu kaldıramadı ama işte ben 47 yaşındayım. Benim yaş grubumdan birçok arkadaşım var. Şöyle bir yanı da oluyor. Geliyorlar ekibe ve aslında derneğin her türlü sorunundan da haberdar oluyorlar. Ve her türlü sorunu da ivedi olarak çözen, soruna el atan yine bu insanlar oluyor. Çünkü belli bir ekonomik olgunluğa erişmiş en azından. Hani gerçekten bir yerde tamir edilecek bir şey varsa onu ilk tamir eden, onun parasını ilk kendi arasında bir araya getiren marje topluluğu oluyor, yamçı topluluğumuz oluyor. Dolayısıyla hani evet, hani ekipler var derneğimizde ama hani tamamen araç olarak kullanıyoruz kimsenin. Evet. Herkes rahat olsun. Bizim için sadece araç, bir araya gelme, birbirimizle vakit geçirme aracımız bizim için ekiplerimiz. Ben Guşips dergisi için bir haber dosyası hazırlarken gelmiştim. İlk yılıydı hatta. Evet, Bağlarbaşı Derneği'ndeki bütün ekiplerle görüştüm. Marj'a benim için ilginç bir tecrübe olmuştu. Ben çünkü ekiplere oldukça mesafeli yaklaşan birisiyim. Biliyorum. Hatta bunu böyle yakın çevremde çok iyi dans eden arkadaşlarım kabiliyetsizliğimi yoruyorlar ama ben onu kabul etmiyorum kesinlikle. ama Marj'a'da çok ilginç bir şeyle karşılaşmıştım ben şahsen. Belli bir yaşın üzerinde olsalar da sadece birlikte zaman geçirmek için ve eğlenmek için geliyor insanlar. Ya benim gözlemim oydu yani. Sahneye çıkmak, gösteri yapmak, işte kitlelerin karşısında dans etmek değil. Aslında daha çok çalışmalarda eğlenmek, işte haftanın stresini orada kendi atmak. Hemşerileriyle atmak belki insanları motive eden şeydi. Dernek faaliyetlerinden bahsetmeye devam edeceğiz ama Oset bana çok, Oset Bağlarbaşı Derneği'nin koordinatörü şimdi. Çok kısa ve çok güzel bir video gönderdi. Yönetmen arkadaşımızdan rica edelim o videoyu izleyelim ondan sonra devam edelim faaliyetlere. Hazırsa eğer. Yeah.
videoyu kim hazırladı bilmiyorum ama oldukça postmodern bir çalışma olmuş. Böyle çok hızlı ama bütün faaliyetleri de hızla da olsa görebildik. Gençlere eğer güvenir onlara emanet ederseniz her işinizi böyle yaratıcı böyle fikirler çıkıyor. Onlardan çıkıyor. Aslında bir öğrenci evimizi, üçüncü öğrenci evimizi açmak için düzenleyeceğimiz bir yılbaşı yemeğini davet için hazırlanmış bir videoydu bu. Tamamen fikir gençlerin, biz de başta anlamadık, üzerinde kamerayla dolaşan çocuklar görmeye başladık aramızda. Evet. Meğerse bu kayıtları yapıyorlarmış. Oldukça güzel bir... Bir hafta boyunca her gün birisi üzerinde kamerayla dolaştı ve oradan montajlandı bu. Zaten bağlar başında bir hafta diye. Evet. Bir haftalık evet. Etkinlikler. Tam bir haftamızı nasıl geçirdiğimizle ilgili bir video bu. Bu etkinliklerden bahsederken de dikkatimi çekti. Şimdi benim bu ekiplerle olan mesafemin bir de başka bir boyutu var. Ben aslında bu mahalli dansların yani köylerde, düğünlerde oynanan esas kültürün nüvesi olarak tabir edebileceğimiz şeylerin üzerine yoğunlaşılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu anlamda bir mahalli dans grubu da var sanırım dernekte. Evet, dernekte haftanın bir günü çalışma yapan bir mahalli dans grubumuz da var. Orada Anadolu'da eskiden beri oynadığımız, düğünlerde oynadığımız oyunları o set arkadaşımız üstlendi bu görevi de sağ olsun. O öğretiyor katılımcılara. Hatta şöyle güzel bir tarafı da var bu mahalli dans grubunun. Çok eskiden bizim büyüklerimizin oynamış olduğu fakat artık unutulmaya yüz tutmuş olan çok az kişinin hala oynamayı bildiği, artık hafızalardan silinmek üzere olan oyunları orada tekrar canlandırma fırsatını veren aslında bir grup bu. Bizim bu sene kış aylarında bir etkinliğimiz olmuştu dernekte. Eskişehir, Kayseri ve Ankara'dan gençlerimizi ağırladık İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nde. Orada bizim derneğimizden gençlerden bir grup ölmeye yüz tutmuş danslardan bir tanesini yaptılar. Bir tanesini icra ettiler. Aslında çok önemli. Çünkü ekiplerde oynanan danslar biraz daha sahneye yönelik oluyor haliyle. Ama modernize edilmiş tabii oluyor. Daha modernize edilmiş oluyor, uyarlanmış oluyor. Orada farklı bir konsept düşünülüyor belki. Fakat mahalli dans grubunda bizim eskiden beri alışa geldiğimiz, her düğüne gittiğimizde oynadığımız dansları, şehir ortamında çünkü bunu sürekli pratik etmek mümkün olmuyor. Tabii. Dolayısıyla onu canlandıran, onu yaşatan bir grup olması vesilesiyle önemli. Ve bu mahalli dansları öğrenenler sonra çeşitli düğünlere katıldıklarında Çerkezlerin esas sahnesinde de yer alıyorlar. Yer alıyorlar, yani. Evet. Sosyal hayatında, yer alıyorlar. Hatta evet. Orada solo yapacak mısın diye de kimse sormuyor, tutup atıyorlar ortaya. Solistsiz oluyorsunuz. Yani böyle solo kavgası yapmaya da gerek kalmıyor belki. Bir de yine görüntülerde gördük, Türkiye'deki Kafkas derneklerinin yine çok fazla gündeme gelen konulardan bir tanesi ve en hassas konulardan bir tanesi olduğu için dil kursları. Bildiğim kadarıyla Bağlarbaşı Derneği'nde de süren dil kursları var. Ve dil kurslarının genelde işte Anadolu'daki derneklerde ya da metropollerdeki derneklerde büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Çok ciddi bir katılımla başlar ve bir süre sonra çok az kişiye düşer ya 3 ay sonra biter ya da çok az kişiyle sezonun sonunu getirir. Ve öğrenip de ayrılanların sayısı maalesef çok azdır. Çünkü bir zorunluluk, bir mecburiyet olmadan sadece özgüven adaylı bir çabayla geliyor. Ve sosyal hayatta da kullanılamayan bir dil nihayetinde bu. Sizin dil kursu faaliyetleriniz nasıl bu anlamda? Dernekte Adi Gece'nin hem Batı diyalekti hem de Doğu diyalekti üzerine kurslarımız var. Ayrıca Abazaca kursumuz da var. Söylediğin çok doğru. Çünkü bizim dillerimiz çok eski diller. Çok eski olmalarının getirdiği öğrenmeye dair bir zorluk da söz konusu. Söylediğin devamlılık ya da kursun sürekliliği de yaşanan sorunlar arasında. Derneğimizdeki kurslar başlayıp sonuna kadar, yani sezon sonuna kadar gerçekten tabii ki bizim kurslarımızda da çeşitli sebeplerle gelemeyen arkadaşlarımız, devam edemeyen arkadaşlarımız olabiliyor. Fakat sezonun sonuna kadar hocalarımızın da özverisiyle, katılımcıların da özverisiyle sonuna kadar devam ediyor dersler. Şöyle güzel örnekler çıkabiliyor. Benim de Adi Gece Dil derslerine katıldığım dönemde
bizimle birlikte bu dil derslerine başlayan bir arkadaşımız Davut Huvaş. Buradan kulakları çınlasın kendisinin. O gerçekten azmetti, öğrendi. Hatta Adige'ye yerleşmek gibi bir hayali vardı. Onunla beraber paralel yürüttü bu işi. Şu an Maykop'ta yaşıyor. Maykop'a yerleşti. Orada evlendi ve bir aile kurdu. Yine Canbert abinin bahsettiği Fatih isimli bir arkadaşımız var. O da aslında birçok örneği var. Bu kurslardan epey bir iletişim kurabilir hale gelmiş birçok arkadaşımız var. İsmini sıralasak epey bir liste oluşur. Şimdi ben hani az önce altını çizerek tekrar belki de söylemekte fayda var. Ekiplerimiz bizim için sadece araç. Neye araç? İşte yok olup giden kültürlerini fark etmeleri için insanlarımızın, gençlerimizin bir araç. Yok olup giden dillerini fark etmeleri için bir araç. Yani aslında ben onu zaman zaman dillendiriyorum. Bizim derneğimizdeki aslında tüm diğer faaliyetler aslında dil kurslarımızı beslesin diyedir. Bana göre öyledir. Yani bir dernek ne kadar yoğun faaliyet içine giriyorsa o faaliyetlerde az çok insanlara kaybettikleri değerlerini hatırlatabiliyorsa, bunların en başında dilimiz geliyor, o zaman dil kursları anlam bulur. O zaman öğrenci bulur. Bence yani şimdi dilin için kaybetmememiz gerekeni hiç bilmeyen birini anlatmanın en iyi yolu belki de. Oradan ana vatanımızdan gelen, Kafkasya'dan gelen insanları burada ağırlamak ya da buradan oraya insanlarımızı götürmek olmalı. Yani çünkü orada kaybettiğiniz değerin aslında ne çok işlevsel olduğunu anlıyorsunuz. Yoksa hani örneğin ben Adige'yim, Adige'ce konuşarak Adige düşünce yapısını anlamaya çalışmak falan gibi hedefler, bunlar ileri düzeyde mümkün. Yani Adige yaşamının felsefesini dil üstüne dayatmaya çalışan insanlarımız olduğunu biliyorum. Bunlar ileri düzeyde. Hiç bilmeyen biri için aslında orada bir akrabası bulduğu zaman ona iki kelime laf edebilmesi için o dil çok gerekli. Ve bu isterseniz İngilizce bu sözü söyleyin, isterseniz onlar Türkçe anlıyor olsun ya da siz Rusça konuşuyor olun. Bunun hiçbir şekilde karşılığı ana dilinizle ettiğiniz iki kelime kadar yok. Dolayısıyla onun için de adı ana dili zaten. Evet, evet. Yani ana dil kurslarımız var. Hatta artık sınıflar oluşmaya başladı. Yani değişik derecelerde. Çünkü yeni başlayanlar rahat etmiyor o yıllara iki yıldır, o kurslara iki yıldır gelenlerin yanında. Ama katılımdan memnun musunuz? Hayır, değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız belki. Yani hiçbir zaman o katılım bizi tatmin etmeyecek. Biz sınıflar daha kalabalık olsun isteyeceğiz. Daha çok insanımız ana diline ilgi göstersin, sahiplensin, tekrar küllerinden doğmasını sağlasın isteyeceğiz. Ama yine de mevcuttan bir yandan da şükrediyoruz tabii. Yani bir yandan sınıflarımız boş değil. Başlangıçtaki yoğunluğunu her zaman koruyamayabiliyor, sayısını her zaman koruyamayabiliyor ama her sene ben kendi gözlerimdir, sene sonuna daha çok insanla çıkar hale geldi ana dil kursları. Bu bir mücadele, ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesi. Neresinden tutabilirseniz, ne kadar tutabilirseniz tutacağız hep beraber. Derneklerde sadece bir arada faaliyet gösteren yapılardan bir tanesi. Bu işin organizasyonunu yapmak büyük bir evet, olan. Evet, yani tabii asıl devletin el atması gerektiğini hep dillendiriyoruz. Yani ana dil, kültürlerin dillerini kaybetmemesi için devletin asıl yapması gerekenleri hep dillendiriyoruz. Ve devletin sorumluluğu olması sorumluluğu gereken bir şeydir. Tabii. Yani kaybetmemizdeki sorumluluğu ne kadar fazlaysa geri kazanmamızdaki sorumluluğu o kadar fazla olmak zorunda devletimiz. Ama dernek olarak biz tabii önce kendi evimizden başlayacağız dersek bunu çok önemsiyoruz ve çok gerçekten hiçbir zaman memnun olmayacağız sayıdan. Ne kadar dolarsa o kadar memnuniyetsiz olacağız. Daha da dolabilirdi diyeceğiz ama her şey bir anda olmuyor. Keşke daha yoğun ilgi olsa ama bir dernek ne kadar faalse gelip gideni ne kadar fazlaysa ana dil sınıflarını da o kadar fazla dolduruyor. Ben bunu da çok iyi biliyorum. Devletin sorumluluğu dedik, tabii o demokratik devletler için geçerli. Umarız demokratik olgunluğu o seviyeye gelmiş bir devlet olma süremiz uzun sürmez ki. Yani bu dilin nasıl kaybettiğimizi hepimiz bildiğimiz için yine sorumlusundan da çözüm de bize yardımcı olmasını isteme hakkını kendimizde görüyoruz. Bu dil faaliyetlerini de destekleyen ve kültürün önemli, özellikle Kafkas kültürünün, Kafkasyalıların kültürünün, Çerkezlerin kültürünün önemli nüvelerinden, önemli göstergelerinden bir tanesi de müzik.
Ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de başka dernekte var mı bilmiyorum ama sizin derneğinizde bir stüdyo da var. Hatta evet. ismi çok anlamlı bir stüdyo benim için de. Dernekteki müzik faaliyetlerinden bahsedelim biraz. Müzik grupları nasıl çalışıyorlar? Çünkü geçtiğimiz haftalarda Metin Bey konuğumdu benim. Metin evet. Gün Çeçen kültürü ve Çeçen müziği üzerine konuştuk. Onlar da Bağlarbaşı Derneği'nde çalışıyorlar sanırım. Evet. Metin deyince ben hem selam göndereyim hem benim Metin İstanbul'a ilk geldiğim yıldan Bağlarbaşı Derneği'nden ekip arkadaşım. Uzunca bir ara verdikten sonra Çeçenler epey bizi ihmal ediyorlardı. Önce biri geldi, sonra diğeri geldi. Sonra şu anda Çeçen nüfusu Bağlarbaşı'nda artıyor. Bundan da gayet memnunuz. Çünkü kendi kültürlerini de taşıyorlar. Bir müzik grubu oluşturmuşlardı. Teklif bizden geldi. Yani bir takım videolar paylaştılar evlerde falan. Bu evlerde müzik çalışmak kolay değil. İstanbul'da tabii. hele. Komşunuzu kolayca rahatsız edebileceğiniz ortamlarda yaşıyoruz. Yuvaya döndüler. Ben o gözle bakıyorum. Onlara da söylüyorum. Şimdi bir Çeçen koromuz var. Belki de tek Çeçen korosu Türkiye'de. Ama onun haricinde bir Sivoret topluluğumuz var. Onun haricinde Gınni diye bir müzik topluluğumuz var. Evet, bir stüdyomuz var. Biz Marje programı olarak sana bir hediye getirdik. bir şey cebimden çıkartabilirsem eğer. Müzik topluluğumuzun yeni bir albümü yayınlandı. Çok teşekkür ederim. Bana Simaze'ye dinletirsen diye. Simaze'ye dinleteceğim ve bana geçen programda böyle tanıtmam için getirip de vermeyen arkadaşların da kulakları çınlasın. Çok teşekkür ederim onun için. 2013'te kaybettiğimiz sevgili Taş İlkay anısına İlkay'ın arkadaşları kurdu müzik odasını. İlkay'ın en yakın arkadaşlarından Nefin aslında anlatsa daha iyi olur. Evet, bir stüdyomuz var, hikayesini bence Nefin anlatsın size. Yani gençlerimizin de yine müzik enstrüman çalan gençlerimizin de bir ortama, bir mekana ihtiyacı var bu kabiliyetlerini geliştirebilmeleri için. Rahmetli İlkay'ın vefatından sonra Bağlarbaşı Derneği'nin de bize bir mekan sağlamasıyla diyelim. Tıj İlkay Müzik Odası ismi verilen bir müzik odası. Bir stüdyo kuruldu ve arkadaşlarımız orada müzikal çalışmalarını yapmaya başladılar. Bunun akabinde Bağlarbaşı Derneği'nin çatısı altında çalışmalarını yürüten Gınni isminde bir müzik topluluğu var şu anda. Gınni Müzik Topluluğu'nun albümü, Yolun Sesi. Yine bunun liderliğini yürüten Engin Met ve Ünsal arkadaşımızın bir albüm çıkartma kararları oldu. Sağ olsunlar, onu da İlkay abimizin anısına diyerek, hatta Tır İlkay Müzik Odası'nın kapısının da bir fotoğrafını albümün içerisine koyarak gerçekleştirdiler. Engin'in yine çok bir güzel düşünceleri de var. Bir çocuk orkestrası oluşturmak, çalıştırmak gibi. Yine küçükleri de etrafında toplayıp küçük arkadaşlarımızı, miniklerimizi. Aslında. Onlarla da bir çalışmaları var şu anda. Öyle bir hayali var. O çalışmanın belki ilk nüvelerinden bir tanesinin kayıtları var bizde. Şimdi onu dinleyelim. Bağlarbaşı Derneği'nin çocuklarının Gınni Müzik Grubu'nun minikleri mi diyelim onlara? Ne diyebiliriz? Onu izleyelim. Evet. Ondan sonra devam edelim isterseniz. Bütün aslında izlediğimiz ya da işte sohbetini ettiğimiz faaliyetler birçok alana değinse de aslında sosyal ilişkileri geliştiren faaliyetler. Bunlardan bir tanesi de sizin kahvaltılarınız. böyle uzaktan takip edip birkaçına katılma fırsatım oldu benim. Oldukça ilginç bir aurası var ve sosyal olarak insanları belli dönemlerde bir araya getiren,
belki imkanları el vermediği için bir ay boyunca derneğe uğrayamayan ya da iki ay boyunca derneğe uğrayamayan insanların birbirlerini görmelerini de sağlayan etkinlikler sanırım. Ve bunların hazırlıkları da dernekte yapılıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Sabahın erken saatlerinde başlayan, hatta geceden gençlerimizin başlıyor. Geceden başlayarak hazırlıklarını sürdürdüğü, sonra sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden güzel bir iş bölümüyle birlikte gerçekleştirilen kahvaltılar. Hı-hı. Özellikle de şunu çok hissediyorsunuz, sezon açılışında insanlar birbirlerini o kadar özlemiş oluyorlar ki gerçekten iğne atsan yere düşmez diyebileceğimiz bir kalabalıkla başlıyoruz biz her sene kahvaltılara ve sezon sonunda da yine sezon sonu olması vesilesiyle bir iki ay bir süre göremeyeceğiz, evet, bir süre göremeyeceğiz birbirimizi, o yüzden gidelim görüşelim diye düşünerek pek çok insan kahvaltılara geliyorlar ve gerçekten çok kalabalık, güzel, senin söylediğin gibi insanların keyif alarak geldikleri, pazar sabahı birlikte kahvelerini, çaylarını birlikte beraber sıcacık bir ortamda yudumladıkları bir faaliyet oldu kahvaltılar. Bağlar başında her ayın 3. pazarı. Bunların hepsi Canbert abinin en baştan beri vurguladığı üzere aslında birer araç. Çünkü dernekte insanların arasındaki bağları kuvvetlendirmek için yaptığımız etkinlikler, faaliyetler, bir araya gelme çabaları bunların hepsi. Bu sene akademik bir takım çalışmalar da oldu dernekte. Evet, yaklaşık 10 hafta süren öğretim üyesi, dernek üyelerimizin vermiş olduğu Kafkasya tarihiyle ilgili, Çerkez tarihiyle ilgili dersler verildi cumartesi günü. Bunlar sabah başladı, öğleden sonra belli bir saate kadar devam etti. Yine derneğimizin çatısı altında Mezbijen Doğa Sporları grubumuz, evet, var mesela. Onu soracaktım. Aslında şöyle çok güzel bir tarafı var. İnsanların kendi ilgi alanlarına göre bu çatı altında kendileri için bulabilecekleri pek çok etkinlik ve aktivite var. Mezbijen Doğa Sporları grubu var, Sivoret Müzik Korosu var, kahvaltılar var, dans ekipleri var, mahalli dans grubu var. Bunların hepsi bizi bir araya getiren, bir çatı altında toplayan bir şey. Mezbijan ilginç de bir grup, evet, herhalde. Yani biraz önce görüntülerde de gördük. Kar üzerinde gezen bir grup Çerkez'di. Evet. Ve ben başka fotoğraflarını da biliyorum. Birçok böyle hep gitmeyi arzu ettiğimiz güzel doğa harikalarının içerisinde zaman zaman turlar yapıyorlar sanırım. Evet. Daha ötesini de yapıyorlar. Geçen sene Apazya'ya gittiler ve, evet, çadırlı bir kamp yaptılar. Yani konaklamalı bir kamp yaptılar. Aslında her fırsatta bir araya geldikleri için giderek de kendilerini geliştirip kondisyon da kazanmış durumdalar. Eğer bu uçak krizi düşmeseydi bu yıl Adige'de bir program yapmayı çok istiyorlardı. Uçak krizi sonrası engellendi. Seneye Nalçık'ta Kancal Dağı'nda her yıl yapılan Temmuz ayında bir organizasyon var. Oradan davet aldılar. İşte yine bir arada vakit geçiren insanların kültürlerini az çok yaşadıkları, o vesileyle ana vatanlarıyla ilişkilendikleri bir topluluğumuz Mezbijen'de. Yani Kafkas Çerkez kültürü dendiği zaman akla ilk gelen dansmış gibi gözükse de daha birçok faaliyet kolu kültürle yakından veya uzaktan kısmen ilişkilenerek devam ediyor. Tiyatro topluluğumuz. Sene içerisinde bir gösteri de yaptı sanırım tiyatro topluluğu. Evet, bir oyun sergiledi. Evet, tiyatro topluluğumuz yine, evet, son derece başarılı faaliyetler yürütüyor. Bu tiyatro topluluğumuz derken hocamız aynı anda 3 derneğin tiyatro grubunu çalıştırıyor ve ortak gösteri yaptırıyor. Bence bu çok çok daha anlamlı kılıyor, evet, faaliyeti. Çünkü dernekler arası ilişkileri de geliştiren bir yönü var. Herkes tiyatro yapamaz, herkes belki dağ bayır gezmek istemez ama işte müzik faaliyetleri var ya da fotoğraf topluluğumuz var. Yani bir Çerkez Derneği'nde fotoğraf topluluğu ne işe yarar? İşte araçtır, bir araya getirir insanları, arkadaşlıkları pekiştirir. Daha sonra onlar tutup kültürleriyle ilgili projelere el atarlar ki sanırım önümüzdeki yıl sırf Çerkez kıyafetleriyle insanlarımızı fotoğraflamak üzerine bir proje üstünde çalışıyorlar. Bunun eğitim hazırlıklarındalar. Bu basit bir fotoğraf kursu olarak başladı. Bakın 3. yılda nereye evrildiğini bu 2016-17 sezonunda birlikte göreceğiz. Bu Çerkezlerin
son 3-4 yılında, aslında bu son yıl çok böyle karamsar bir sürü olumsuzlukların yaşandığı bir yıl ama evet, evveliyatı maalesef da var. İşte 3 yıl, 4 yıl oldu, 5 yıl olacak neredeyse hatta. Suriye krizinin Çerkezlere yansıyan boyutu, Suriye'de yaşanan Çerkezlerin Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'deki Çerkezlerin onlarla ilgilenme çabalarında da Bağlarbaş Derneği bildiğim kadarıyla önemli bir yer edindi. Ne tarz faaliyetler yapıldı Suriye'de Çerkezler? Elimizden geleni yaptık. Her şeyden önce elimizden geleni yaptık. Elimizden gelen, bize düşen rol şuydu. İstanbul Suriyeli kardeşlerimizi ağırlamak, onları barındırmak için çok uygun bir şehir değil. Çünkü Türkiye'de hatta dünyada kiraların en pahalı olduğu, yaşam giderlerinin en pahalı olduğu şehirlerden bir tanesi. Ama tüm Türkiye'de o dönem yürütülen kampanyayla boş köy evleri belirlendi. Ya da derneklerin kendi imkanlarıyla şehirlerde tuttukları evleri bizler en azından o konuda koordine olup bilir hale geldik. Bağlarbaşı Derneği de diğer derneklerimizle beraber, bunu tek başına biz yaptık demek çok yanlış olur, diğer derneklerimizle beraber havaalanlarında tabiri caizse nöbet tuttuk. Yani havaalanına gidip bir aileyi oradan almadığımız gün bir dönem çok nadirdi. Onların işte ilk bir yolculuk şokunu atlatmalarını sağlayıp Anadolu'nun değişik kentlerinde köylere, kentlere, onlar için ayrılmış evlere transferlerini biz sağladık. Şu anda da iki tane, toplam üç evimiz var. Öğrenci evi diye isimlendiriyoruz ama iki tanesinde sadece Suriyeli gençlerimiz kalıyor. Bunlar aslında savaştan kaçmak zorunda kalmış erkek gençlerimiz. Çünkü eğer kaçmasalardı askere alınmaları gerekiyor. Mecburen savaşacaklar. Evet, bu trajedide bunun örnekleri çok yaşandı. Yani maalesef aileler son imkanlarını kullanarak evlatlarını, erkek çocuklarını en azından ülkeden göndermeye çalıştılar ki işte şu anda bizimle beraber yaşayan, bizim derneğimizin genci olmuş 9-10 tane arkadaşımız o iki evde kalıyor ve giderlerini dernek bütçesinden karşılıyoruz. Suriye Savaşı'nın etkilerinden bahsettik ama Çerkezlerin hikayesi tam buralı da değil, tam Kafkasyalı da değil. Ve Kafkasya ile ilişkilerde, özellikle sosyal ve kültürel ilişkilerde oldukça önemli. Bağlarbaşı Derneği'nin Kafkasya ile kurduğu sosyal ve kültürel ilişkiler ne boyutta? Yani bildiğim kadarıyla oradan Kafkas ekipleri geliyor, müzik grupları geliyor. Bunun dışında ne tarz faaliyetler oluyor? Bağlarbaşı'nın eskiden beri yani genlerinde vatana dönük bir tavrı var. Kafkasya'ya yerleşmiş, dönüş yapmış insanlarımız arasında Bağlarbaşı'ndan yolu geçmiş insanlarımız var. Bunlarla temaslarımız hiç kesilmedi. Her gün artarak devam etti. Kafkasya ile ilişkileri, ana vatanımıza ilişkileri çok ama çok önemsiyoruz. Oraya gidiş gelişleri, oraya gitmek kadar oradan misafir ağırlamayı da önemsiyoruz. Ama bunlar tabii her şey maddi imkanlar dahilinde gerçekleşebiliyor. Şu ana kadar Türkiye'de en azından Türkiye'deki diaspora insanlarıyla tanışmalarına vesile olduğumuz birkaç grup var. Bir tanesi Jew grubumuz, evet, ki otantik Çerkez müziklerini en korunması gereken, en değerli yanımızı koruyan çok değerli bir grup. Guche Zamudin'in liderliğinde onun mesela Türkiye turnesini biz üstlenmiştik. Onun harici yani kim gelse aslında Bağlarbaşı'na getirtmeye çalışıyoruz. Bu zaman zaman ana vatandan gelmiş bir öğrenci grubu olabiliyor. Zaman zaman bir yazar veya bir sanatçımız olabiliyor. Bir şekilde kimin yolu düşerse Bağlarbaşı'na da tutup getirmenin telaşındayız. İmkanlarımız dahilinde ama. Bir de sanırım Türkiye'den işte Çerkez diasporası içerisinden Kafkasya'ya gidip gelenler çok fazla ama bireysel gidenlerin dışında toplu olarak gençlerin gittiği, yani bir arada örgütlenip de gittikleri sayılı derneklerden bir tanesi Bağlarbaşı herhalde. Çünkü bildiğim kadarıyla zaman zaman böyle 15-20 kişilik gruplar halinde gidip geliyor insanlar. Evet. Gençler arasında da var. Yine yetişkinler arasında da var. Hadi 7 aile toplanıp gidelim. İşte 5-6 aile toplanalım ve birlikte yaz tatilimizi orada değerlendirelim diye düşünen. Ya da işte bizim mesela 6 ayda bir giriş çıkış yapan, oradan oturma izni alma isteğiyle gidip gelen arkadaşlarımız var. Onlar da zaten bu amaçla birlikte hareket ettikleri için en başından beri onlar da grup olarak gidip orada belli bir süre kalıp geri dönüyorlar. Yıllık izinlerini orada değerlendiriyorlar. Aslında
bahsettiğimiz bütün faaliyetlerin, özellikle görsel olanlarının çıktısını geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiniz sanırım. Her sene olduğu gibi bir yıl sonu gösterisi oldu. Her derneğin olduğu gibi. Her derneğin olduğu gibi. Bu Haziran ayı herhalde, Mayıs sonu, Haziran ortasına kadar bütün derneklerin yıl sonu gösterilerini yaptıkları dönem. Hatta işte birine gidip diğerine gidememiş arkadaşların serzenişleriyle falan karşılaşıyoruz. Evet. Sizin yıl sonu gösterinizde neler vardı? Yeni dönemde neler planlıyorsunuz? Programın sonuna geldik ama onlardan da bahsedelim biraz. Kaç dakikamız kaldığını söyleyelim. 3 dakika. Öyle mi? Çok az kalmış. Peki. Yani bütün ne varsa sergiledik demeyeceğiz. Çünkü faaliyetlerimizde o sahne formatına uygun olmayan, daha doğrusu bir araya getiremediğimiz birçok faaliyetimiz oldu ama temel olarak ekiplerimiz aslında ve koromuz yer aldı. Çok az eğer vakit kaldıysa ben müsaadenizle hani yönetimsel anlayışımız olarak Bağlarbaşı'nın gençlere bakışından aslında bununla istiyorum. Da entegre organizasyonları yapanlar da büyük ölçüde gençler. Kahvaltılar niye var? Kahvaltılar aslında gençlerle birlikte o kahvaltıyı hazırlamak için var bana sorarsanız. Yani sen artık dernek başkanı oldun, niçin bulaşık yıkıyorsun diyenlere buradan cevabımdır. Ben onlarla yani artık yönetimsel olarak sadece ben değil, bütün yönetim kurulu üyelerimiz. Biz şuna inanmıyoruz. Devir artık gençler yapsın. İşte bir şey yapılacak, hadi söyleyin gençlere yapsın devri değil. Devir artık gençler, hadi birlikte yapalım devri. Buna çok inanıyoruz ve bu yönde çok tavır alıyoruz. O kahvaltıları birlikte hazırlıyoruz gençlerle. Sadece onlara değil, her yerde. İKK'de genç kurulurken hiç akıl hocalarım var benim her yaştan. Bunlardan genç olanlar da var, çocuk olanlar da var hatta. İKK'de gencin kurulma dönemindeki, bunu aslında derneğin gençleri tekrar yapılandırmaya çalıştığı dönem olarak isimlendiririz ki sen yakinen şahit oldun o döneme. Hiç unutmadığım bir şey var bir gencimizin söylediği. Dedi ki bana, ben haçeş odalarında yani kültürümle birebir büyümemiş olabilirim. Yani şehir ortamında bu çok mümkün değil. Ama benim hayallerim var abi dedi. Ben belki uzaya çıkacağım. Yani mühendislik okuyorum. Belki o yöne kanalize olacağım. Yani şimdi bu gençlerin derneklerimiz niye gençlerle dolu değil? Biz en çok buna kafa yoruyoruz. Çok uzun yıllardır buna kafa yoruyoruz. Bu gençlerin mutlaka kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar olması gerektiğine inanıyoruz derneklerimizin. İKK'de genç kurulduğunda bildiriler yayınlıyordu mesela. Biz aranıyorduk diğer dernekler tarafından. Şaşkınlıkla arıyorlardı. Biz yine yönetimdeydik. Ya bu gençler sizin gençler mi? Evet. Peki bu bildiriyi niye yayınlıyorlar? Öyle düşünüyorlar. Siz öyle düşünüyor musunuz? Kısmen ama farklı yanlarımız da var. Peki bunlar sizin derneğin gençleri değil mi? Evet, bizim derneğimizin gençleri. Niye susturmuyorsunuz o zaman? Evet, niye susturalım? Yani onlar öyle düşünüyorlar. Haçeş odalarıyla yürümüyor artık Çerkezlerin hayatı. Maalesef yürümüyor. Ben isterdim yürümesini. Bizler babalarımızın, dedelerimizin ağzından öğrendiği gibi öğrenmiyoruz birçok şeyi. Hele ki gençlerimiz çok daha farklı bilgi kaynakları var. Ben sık sık şaşırıyorum, her seferinde de hayran oluyorum. Yani bilgisiyle beni hayran bırakan bir sürü gençle tanıştım bugüne kadar. Yani bunlar haçeş odalarında öğrenmediler, artık bilgiye erişmeyi bilen gençlerimiz var. Ve biz bu gençlerimizin tamamen bağımsız olarak, tamamen kendi düşüncelerini dile getirebildikleri bir ortamı çok önemsiyoruz derneklerimizde. Yıllardır bunun için de kafa yoruyoruz. İKK'de genç bunun bir adımıydı. Şu anda yönetim kurulunda öğrenci gençlerimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Yani ben 47 yaşındayım. Aslında işte bu yaşlar son olması lazım. Yani daha gençleşmesi gerektiğine de inanıyoruz dernek yönetimlerinin. Hani bunları da söylemeden bu programı tamamlasaydım akşam uyuyamazdım. Çok teşekkür ederim. Oldukça önemli bir noktaya temas ettik. Umarız bütün Türkiye'deki Kafkas ekipler de bunun için. Ekipler de bunun. Yani şimdi kültürün de yoğrulmamış, kültürün yaşandığı, hayat bulduğu ortamlarda büyümemiş gençleri siz nasıl kültürlerini anlatacaksınız? Önce onların faaliyet gösterecekleri bir alan oluşturabilmeniz gerekiyor. İşte ekip bunun için bir alan, tiyatro, koro, doğa sporları. Yani bu insanlar öğrencilikte bir şekilde bulaşıyorlar doğa sporlarına. Niye Çerkezler bir arada doğa sporu yapmasın? Derneğimizde 3 tane pimpon masası var. Niye bir araya gelip pimpon oynamasınlar? Ki onlar da yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani önemli olan hepsi
aslında toplumu bir araya getirmek için kültürlerini, araç ve bu araçları kullanmaya, manipüle etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz özellikle teşekkür ederiz. Son mesajlarınız için umarım Türkiye'deki bütün Kafkas derneklerine örnek olur ve onlar da gençlerin ve gençlerin bilgi kaynaklarına erişim konusundaki kolaylıklarını fark eder ve ona göre hareket ederler. Çok teşekkür ederim Nefin. Çok teşekkür ederim Canberk abi. Bizim için bir zevk. Manje'nin bu hafta bu bölümü 92. bölümü. Evet, onu da kutlamak lazım. Tatile giriyoruz. Umarız önümüzdeki yayın döneminde farklı konsept ve farklı içeriklerle karşınızda oluruz izleyicilerimizin. Dediğimiz gibi 92. bölümle size veda ediyoruz ve bir süre ara veriyoruz. Umarız önümüzdeki dönem yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.